eğitim şart deyip durduğumuz noktada çok önemli bir konuya değinmek istiyoruz. Trafik. Özellikle bu konuda eğitimin ne kadar önemli olduğunu ülkemizde oluşan trafik kazalarından izlemek mümkün. Bu konuda bilgi almak için Diyarbakır yolculuğumuzda Baran Nergis'in sürücü kursuna uğradık ve bilgilerini rica ettik. Eğitim esasına gelince gerçekten Türkiye genelinde zaten hepimize şahit oluyoruz. Kazalar malum çok olur. İyi olmayan eğitimde kaynaklanıyor ve bu nasıl? Mesela diyelim ki şimdi kurs ortamlarında genellikle bu rekabet söz konusu falan oluyor. Mesela atıyorum şimdi eğitim konusuna gelince bir kurum kalkıp 80 tane adaya bir eğitim vermek farklı bir şeydir. Ama 30-35 tane adaya eğitim vermek apayrı bir şeydir. Sonuçta resmi yönetmenliğe göre alınan bu kayıtlara karşılık mesela araçların standartı ve yönetmenin şeyleri hepsi zaten bellidir. Öğretmenlerimiz zaten yönetmenliğe uygun olmaları lazım kesinlikle. Müdürlerimizin tut öğretmenlerimize kadar. Diyelim ki kaldı öğrenci, geçemedi. Bu süreç devam ediyor ve tekrar bir ücretlendirme mi oluyor? Öğrencimiz kayıt olduktan sonra 4 hakka tabidir. 4 sefer sınava girme hakkı vardır. Zaten iyi olan kurumlar, yani hiçbir zaman kolay kolay bir öğrenci 4 hakkı kalmaması lazım. Yani en az 1-2'de veya 3'de geçmesi lazım. Ya bu eğitimle alakalı bir şeydir. 2 yıldır bu işin içindesiniz. Çok da genç bir iş adamı Baran Nergis Bey. Yaklaşık kaç öğrenci mezun etmişsinizdir? Var mı bir rakam? 2 senede kaç mezun ettik? Yani bunu şöyle bir şey var. Her bir sınavda mesela ki en az 35 tane kaydımızı alıyoruz çok şükür. Ne güzel. Yani bunun fazlası zaten fazla oldu mu olmuyor. İyi eğitim veremez. Ne kadar az öğrenci o kadar daha iyi bilinçli öğrenci yetiştirmek. Hani bu işin maddiyatına bakmayıp gerçekten çünkü trafik ülkemizde kazaların çok fazla olduğu ve değindiğiniz konularda çok önemli konular gerçekten. Verdiğin ehliyete güvenerek trafiğe çıkan bir sürü insan var. Tabii, bu aracın içinde ailesini, eşini, çocuğunu, sevdiği insanları taşıyor Allah korusun. Tabii, çok önemli. Tabii ki. Bunu mesela şöyle diyelim ki, mesela diyelim yönetmenlik tarafından dedim ki her bir kuruma desin ki kardeşim 35-36 tane kontenjan dışında almasın. Bu aldığın kontenjana 4 dörtlü şeklinde direksiyon eğitimini vereceksin. Sıkıntısız şekilde aday direksiyonunu geçecek. O aday ehliyetini aldıktan sonra rahat bir şekilde trafiğe geçecek. O zaman nasıl oluyor? Mesela diyelim ki ben 50 tane alıyorum. Diğer adam 100 tane araç. Şimdi evet. 4 tane araçla veya 5 tane araçla gerçekten 100 tane adamı eğitim vermek çok zor. Yani. Ve mümkün değil. O 100 tane aday hayatta 50 tane aday kadar kim ne dese desin eğitim alamaz. Mümkün değildir. Şimdi sen kalkıp 10 tane adama farklı uğraşırsın, 50 tane adama farklı uğraşırsın. Kayıt için sürücü kursuna gittiğinizde nelere dikkat etmeniz gerektiğini şöyle sıralıyor. Bu kayıt yapma konusundan doğru adresi seçsinler. Kesinlikle ben meslektaşımı dışlamak konusunda demiyorum. Ve kayıt yaptığı esnada verdiği parayı değil, aldığı eğitimi düşünsün. Kayıt yapmak istediğinde buna karşı mesela atıyorum verdiğimiz ücrete karşı neler bize vaat ediyorsunuz? Ne tür hizmetlerimiz var? Bunu tamam bazen söylediğimde arkadaşlar şaşıyor. Yani bir kursta nasılsınız size eğitim oluyor? Ben veriyorum. Peki şeyi de sorabiliriz o zaman. Sınıflarınız kaç kişilik? Kaç kişilik eğitimler veriyorsunuz? Şimdi ama şöyle bir şey de olabilir. 100 kişilik kontenjan verdiği yere 20'şer kişilik sınıflar kurmuş olabilir. Şimdi hocam doğrudur. Şimdi metrekare bazında hesaplandığı için milli eğitimde alınan kalıplar ölçünüyor ve ona göre milli eğitim bazından kurum kontenjanı belirleniyor. Kimisi var kurumu küçüktür bir daire sığdırılmış, kimisi var iki daire birleştirilmiş fazla yapmış. Kimi de sizin gibi üç katlı yapmış. Ama biz üst katı sadece değerli arkadaşlarımız yani. Şeydi de bu yani verdiği kurum kontenjanı tamam. Bir yanda önemli, bir yanda da alınan öğrenciler için önemli değil. Sonuçta gelip kaydolan adam kontenjanı sormaz. Kaydımı yapmak istiyorum buna karşı evet, maddeler. Evet, hiçbir şey sormadan direkt gidip ehliyet kursuna kaydını yapıyor. Olmadı mı? Oldu. Mesela bazı arkadaşlar geldiğinde özellikle soruyoruz. Mesela diyor bize ne yani nasıl bir hizmetiniz var? Ben diyorum kardeşim bak. Normalde kayıt yaptığınızda yarı ücretinizi peşin vermeniz lazım. Ben almıyorum kesinlikle. Yani kendi talebiyle veren arkadaşlar oluyor. Ben diyorum kardeşim paranı vermeyeceksin. Eğitimini alacaksın. Sınav tarihine kadar bir ücretini de vermeyeceksin. Eğitimini de sana sınırsız veriyorum. Eğitimini bitirdikten sonra sınavına zaten birkaç gün kalabilirsin çağırır. Ödemeler konusunda bilgilendirileceksiniz.
Bu olduğu zaman mesela sınırsız eğitim diyorum, adamı biraz hayır diyor, bu nasıl sınırsız eğitim? Diyarbakır'da bir çocuk olsun nasıl sınırsız eğitim verir? Evet, çok ilginç. Yani bence de ilginç ama ben yapıyorum. Bu bölümün sonunda Baran Nergis'in son sözleri. İnşallah Allah'ın izniyle sıkıntısız şekilde ehliyetini kazanacaklar ve istedikleri şekilde, istediği yerden aracını sıkıntısız bir şekilde kullanacaktır. Kayıt olanlara kapımız açıktır. Gelmeyenler de kardeşimizdir, başımızın tacıdır.